Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Halkın Sesi Ulusal Radyo dinleyicileri, hepiniz ekranlarınızın başına ve radyolarınızın başına hoş geldiniz. Ben Anıl Hançerli, Büyüteç günü ve saatiyle karşınızdayız. Evet, Büyüteç'te önemli ekonomi başlıklarını konuşuyoruz. Türkiye'ye dair, dünyaya dair, Avrupa, Amerika, birçok önemli başlıklar, önemli detaylar var. Programlarımızda bunları konuşmaya çalışıyoruz. Evet, her programda Türkiye'nin ekonomisine dair bazı notları da paylaşıyoruz sizinle. Yine bu hafta da önemli notları paylaşacağız. Bunlardan biri bankaların kar oranı açıklandı. Bankalar karlarını %403 arttırdı. Şu an en son açıklanan veriye göre. İlk 9 ayda bankaların karı 57 milyar liradan 286 milyar liraya çıktı. Bununla birlikte bankaların kârı artarken çiftçilerin borcu da artıyor. Yine çiftçilerin 753, Tarım Bakanı açıkladı bu verileri de. 753 bin çiftçinin 153 milyar lira borcu var. Bunun yanında yine tabii mazot, gübre ve elektrikte de %200'lere varan, %150'lere varan artışlar devam ediyor. Yine bununla birlikte, yani bu artan ekonomik sorunlar ve pahalılıklarla birlikte tarımda da bir kuraklık tehlikesi bekleniyor. Kuraklık tehlikesi olacağına dair bilgiler geliyor. Bunların hepsini konuşacağız. Tabii öncelikle hemen konuklarımı tanıtayım. Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Sayın Hakan Topkurulu. Sayın Topkurulu, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz ve programımızın bir konu daha var tabii. Sayın Profesör Doktor Doğan Yaşar, 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam, siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Evet, şimdi bu kuraklık meselesine geçeceğim. Hocam, sizi çok az bekleteceğiz. Sayın Topkurulu, şimdi bankaların karları arttıkça artıyor dedik ve buna nazaran çiftçilerin de tarım sektöründeki çalışan kesiminde, tarım sektöründe kendi maliyetlerini kurtarmaya ve en azından evini geçindirmeye çalışan çiftçinin de borcu gittikçe artıyor. Ve aynı zamanda yine buna İstanbul'da katmak lazım. Tabii büyük şehirlerde de enflasyon oranı gittikçe artıyor. İstanbul'da enflasyon %108 oranında artmış durumda. Bir önceki aya göre %4'lük bir artış var. Toplamda %108 oranında bir artış gözleniyor. Fiyatlar artıyor, üreticilerin borcu artıyor, bankaların kârı artıyor. Toplam bu tabloyu nasıl anlatmak lazım? Nasıl bir yorum çıkıyor buradan sizce? Şimdi Sayın Hançerli, şöyle söyleyeyim. Ben bankaların ilk 3 çeyrek, yani Eylül sonu itibariyle kârları 286 milyar lira olmuş. Geçen yıl sonu 12 aylık karları bankaların 91 milyar liraydı. Bakın, bankalar geçen yıl bir yılda elde ettikleri karı 3'e katlamışlar. Evet. Ki ben size söyleyeyim, bankacılık sektörünün en karlı çeyreği son çeyrektir. Nedeni de şudur onun. Ekonominin o yaz ayları geçmiştir, artık en faal dönemine girer. Bu en faal döneminde her sektör olduğu gibi bankacılıkta daha yüksek kârlar eder. Yani sözün özü, bankacılık sektörü bu şeyde gittiğinde, bu çizgide gittiğinde yıl sonunda elde edeceği kâr 400 ila 500 milyar TL aralığına oturur. Şimdi neden bu hesabı yaptım? Ben şunun için yaptım. Geçen yıl 100 milyar lira diyelim bankaların geçen yılki karları, fazla atalım. Bu yıl elde edecekleri aynı dönemde karı en az bir kere 4'ü katlıyorlar. 4'e katlıyor bankalar. Evet. Türkiye'de enflasyon ne kadar? %80-85. Evet. Hadi diyelim o da değil, %100 enflasyon var. Ne kadar olması lazım bankacılık karları geçen yılla kıyasladığımızda? 180 milyar lira, değil mi? %100 artışta.
Yani enflasyonu sabit tutuyoruz. Geçen yılki kar marjını koyuyoruz. Hayır. Bankaların kar marjları da inanılmaz artmış. Bakın. Evet. Kar marjları da inanılmaz artmış. Karlılıkları da inanılmaz artmış. Şimdi sadece bankacılık sektörü üzerinden gidiyoruz. Bakın daha çiftçilere gelmedik. Bankacılık sektörü üzerinden giderken bankacılık bu karı nereden elde etti? Esas olarak bu karları elde ettikleri, dağıttıkları kredi faizlerinden mi elde ettiler? Yani sisteme bunlar kredileri verdiler, takır takır kredilerinin faizlerini topladılar, çok da güzel kar yazdılar. Böyle mi kar etti acaba bu bankalar? Hayır. Bunu bakın kaçıncı defa anlatıyorum ben. Bu bankaların elde ettiği karların kar yeri, kar merkezi, ana kar merkezi devletin geçen yıl sonunda, geçen bu yılın başları gibi satmaya başladığı enflasyona endeksli. Onu böyle biraz karışık tüfeğe endeksli diye gözden kaçırıyorlar. Yani enflasyon ne kadar artarsa sana o kadar faiz vereceğim endeksli tahvilleri devlet verdiği için hatırlayın ilk çeyrekte, ilk aylarda karlılık %700, %800, %900 artmıştı. Evet. Diyeceksiniz şimdi karlar düşmüş o zaman iyi. Evet. Şimdi bakın kamu farklı bir politika izlemeye başladı ki bunun izlerini biz şeyde paylaştık daha önce. Sayın Nebati'nin ifadelerinde, Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın ifadelerinde, toplantıda söylediklerinde. Biz artık dedi liberal politika uygulamıyor. Açıkça şunu söylemedi, devlet müdahaleciliği demedi ama liberal politika uygulamayanın karşılığı istediğiniz kadar başka isim verin devlet müdahalesidir. Devletçiliktir yani. Çünkü baktılar böyle gitmiyor bu sistem. Serbest piyasa mekanizması denen mekanizmayı işlettiğinizde sürekli halkın aleyhine çeviriyorsunuz sistemi. Onu düzeltmeye çalışıyorlar. Orada da bir sürü hata var ama bakın oralara bakmıyorum. Ama ne yaptılar? Şunu yaptılar. Müdahale etmeye başladılar bankacılık sistemine. İşte kur korumalı dediler. İşte kur korumalıyı yaymaya çalıştılar. Bence o da hataydı ama önemli değil. Hadi oralarını pas geçiyorum. Bankaların hazine bonosu, devlet tahvili alımlarına müdahale etmeye başladılar ve orada bankaların daha uzun vadeli devlet zorunlu hale getirdiler. Şimdi tabii bankalar öyle bir şey. İlk önce faizleri baskılayıp düşürdüler. Ondan sonra da daha uzun vadeli hazine bonolarını bankaların alım şartı olarak koydular. Yoksa dediler bankalara sen bizim takastan, kredi sisteminden yararlanamazsın. O teknik detaylara girmiyorum. Ve bankalar mecbur daha uzun vadeli tahvillerden aldılar. Şimdi bakın ve bankacılık sektörünün karlılığı buraya kadar düştü. Ama bakın epi topu daha buraya kadar yani daha yıl sonunda %400 kar yazacak bankacılık sistemi böyle gitse bile. Ama şimdi bankacılık sistemi o tatlı karlardan uzaklaştı ya. Şimdi bakın kamu bankalarında bir tepki yok doğal olarak. Onlar şey ne derse hükümet ne derse onu yapıyor. Şimdi özel sektör çok güzel para kazanıyordu bu işten. Özel bankalar. Evet. Özellikle yabancı bankalar bakın. Özellikle yabancı dünyada hiçbir ülkede bankacılık sektörü bugün bu karları edemez. Amerika, İngiltere, Almanya veya hiçbir yerde. Hatta biliyorsunuz İsviçre Bankası çok büyük zarar açıkladı ki bütün bankalar göreceksiniz
çok ciddi şekilde öz sermayelerini kaybetmiş olacak yabancı bankalar, ama Türkiye öyle değil. Dolar yerinde duruyor, takır takır TL'den para kazanıp dolar istifleme şansları var. Yabancı bankalarına, diğerli bankaları saymıyorum. Şimdi tabii bu karlılık azalmaya, sıkılmaya başlanınca özel bankalar yok onu ziyaret ettin, yok bunu ziyaret ettin, el altından sıkıştırmaya başladılar hükümeti. Baktılar bazı şeyleri kıramıyorlar. Gittiler İş Bankası Genel Müdürü'ne açıklama yaptırtıyorlar. Bakın ben özellikle söylüyorum banka adını burada. Neden biliyor musunuz? Çünkü İş Bankası'nın Türkiye'de kamuda bir prestiji var. Ciddi Atatürk'ün kurduğu banka. Özel sektör ama kendi personelinin bankası. Hatta hazinenin ortağı var. Halk Partisi'nin ortaklığı var İş evet. Bankası'nda falan. Yani daha böyle kamuoyunda açıklamaları yankı uyandıracak banka diye İş Bankası'nı öne sürdüler ve İş Bankası'na biraz önce izledim ben o ekonomi kanallarından birinde serbest rekabet sistemine geri dönmeliyiz diyor İş Bankası Genel Müdürü. Sen nasıl Atatürk'ün kurduğu partidesin? Sen liberal ekonomiyle ilgili Mustafa Kemal'in söylediklerini, Celal Bayar'ın ağzından hatta söylediklerini bilmiyor musunuz? İş Bankası'nı Atatürk kurdurdu. O Celal Bayar devletçi ekonominin ekonomi bakanlığını daha sonra başbakanlığını üstlendi. Yani sizin kurucularınız Celal Bayar ve Mustafa Kemal, ilk genel müdürünüz Celal Bayar devletçi ekonominin ekonomi bakanı ve başbakanıydı Türkiye'de. Nasıl bu İş Bankası'nı öne sürüyorlar? Tamamen yaptıkları bu. Ha şimdi gelelim daha genel bir perspektifle olaya bakmaya. Şimdi bakın, bugün Sayın Nebati bir açıklama yaptı. KGF kredileri, yani hazine garanti verecek, KGF kredileri dağıtacaklar. Dedi ki, biz dedi bunu daha önceki dönemde dedi, tüm firmalara bu kredileri vermiştik dedi. Bu verdiğimiz paralar çok önemli miktarda dolar ve altına yattı ve sistemi dolarize etti dedi. Şimdi öyle yapmayacağız biz dedi. Bankaların dedi bir sınıflandırması vardır dedi. Dört kategoriye ayırırlar firmaları dedi. Bir A grubu vardır dedi. Bu firmaların krediye ihtiyacı yoktur dedi. B grubu firmalar vardır dedi. Bunlar zaman zaman ihtiyaç duyar ama çok fazla ihtiyaçları yoktur krediye dedi. Esas dedi C grubu firmalar vardır. D grubu firmalar ölü firmalardır. C grubu firmalar dedi bilançoları bozuk ancak krediyle dönebilecek firmalardır dedi. Biz dedi kredi garanti fonu kredilerinin dedi %75'ini dedi bu C grubu firmalara kullandıracağız dedi. Hadi bakalım. Ey o özel sektörün güzel bankaları, ben de içinden geldiğim için çok iyi biliyorum. Ben bütün çalışma hayatımda özel bankaların içindeydim. C grubu firmalara kredi verir misiniz? Vermezler. İpotek isterler, yetmez. Üzerine çek senet isterler, o da yetmez. Kefalet isterler. Bakın, kredi garanti fonuna dahil olduğu halde bakın, ama kamu bankaları daha önce pandemi sürecinde bu tür kredilendirmeleri yaptıkları gibi bu KGF kredilerinin %75'inin C kategorisindeki firmalara kullandırımını gerçekleştirirler. Yani kamu verdiği, bastığı paranın, daha Türkçe söyleyeyim, bastığı paranın, çünkü bütçede para yok, o seçim zamanı falan feşmeken, bastığı paranın altına ve dövize dönmesinin kendisine önümüzdeki dönem ne büyük zarar açacağını bildiği için bu paraları C segment kredilere
firmalara kullan özel sektör bankaları C segmente girmez. Ne yapar biliyor musunuz? Bu kredileri alır, A ve B grubuna verir. A ve B grubundan verdiği krediler paraya ihtiyacı yoktur gerçekten o grup firmaların. Mevduat yaparlar biliyor musunuz? Çünkü bunlar düşük faizle de verilecek. Gider düşük faizin bir kısmını hazine ödeyecek. Faizin bir kısmını mevduat yaparlar. Oradan oraya, bu oradan buraya çevirir. Mevduat yapar bu parayı. Nakit karşılıklı yapar. Altın alır ya da döviz alır bunun karşılığında ve bu paralar devletin cebinden, bizim ceplerimizden çıkan bu paraları özel bankalar kendi karlılıklarını destekleyecek şekilde çalıştırırlar. Evet, onların günahı yok. Tabii ki onların günahı yok. Çünkü onlar serbest rekabet sisteminde istedikleri şekilde nereden en kolay parayı kazanacaklarsa oraya yönlendirirler. İşte bu serbest rekabet sistemi denen, liberal sistem denen ekonomi sisteminin ne kadar güzel kaynakları doğru dağıttığını ancak bu kadar görebiliriz. Şimdi gelelim daha bir geniş perspektiften bakmaya. Bizim çiftçilerimiz geçen hafta bir pamuk üreticisini, daha üretici de değil, hem üretici hem şeyin başkanı Mardin Kızıltepe Çiftçiler Birliği Derneği başkanını yani çıkardı. Bu düzlemde çiftçiler ne yapacak? Şimdi bakın, bu insanlar geçen yıl pamuk dikmişler. Şimdi adamın, çiftçinin bir tanesi küfrediyordu. Ya ben diyor pamuk diktim diyor, beyaz altın denilen şey bu diyor. Ben kiloda diyor 3 lira 4 lira zarar ediyorum. Adam dikmeyecek. Bırakın dikmemesini, elindeki sermayeden de olacak. Artı bankalara borçları var. O borçlarını da kapatmak zorunda. Kendine yiyecek içecek bir şey kalmayacak. Ve seneye de yatırımını daraltmak zorunda kalacak. Şimdi ben soruyorum. Kamuoyuna, tüm izleyicilerimize. Siz ne istersiniz? Bankaların böyle tatlı tatlı kar etmesini mi istersiniz? Yoksa çiftçilerin kar ederek insanların karnını doyurmasını ve insanların giydirilmesini sağlamasını mı istersiniz? Bu son derece açık bir soru. Bankacılık sektörü, özel bankalar özellikle, kusura bakmasınlar, şikayet edeceklerdir doğal olarak. Ama kimi tercih etmek zorundayız? Çiftçiyi, şeyi yok bunun. Bankacılık, hiçbir şey olmaz bankacılık sistemine. Kimse konuşturmasın. Şimdiye kadar ne oldu ki? Birazcık az kâr ederler. Hatta hiç etmezler. Biz iktidara geldiğimizde, Partisi iktidara geldiğinde hiç kusura bakmasınlar. Burada hemen bir ek yapmak istiyorum. Şimdi bankalar ve işte Türkiye'nin ekonomik tablosunu konuşurken Sayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yapmış. Türkiye'ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi özgücümüzün yanı sıra temiz yabancı yatırıma ihtiyaç var. Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye'nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra'ya gidiyorum diye bir açıklama yaptı. Ekonomi tabanlı bir açıklamaydı ve temiz yabancı yatırım ne anlama geliyor? Onların anladıkları tek yatırım var. Londra borsasındakileri, o hırsızları tekrar Türkiye'ye sokmak. Çünkü o hırsızların hepsi kovalandı Türkiye'den. Sıcak para dediğimiz para 175 milyar dolarlar seviyesinden 20 milyar dolarlar seviyesine indi. Ve Londralı vampirler, kanemiciler, sülükler Türkiye'den artık para kazanamadıkları için Kılıçdaroğlu onlara selam çakıyor. Diyor ki bakın bizi destekleyin. Biz gelirsek siz tekrar Türkiye'ye kan emmeye geri döneceksiniz diyor. O Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne demek istediği aynen bu. O vampirlerin tekrar Türkiye'ye
geri dönmesi çağrısını yapıyor. Onlar artık Türkiye'ye dönemeyecekler. O günler geçti. Kemal Kılıçdaroğlu önce Amerika'ya gitti, arkasından İyi Parti gitti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor temiz para aramaya. Nasıl temizse o paralar. Orada bakın hani bir laf vardır, tüy bitmemiş yetimin hakkı. O İngilizlerin o borsada o kazanılan paralarda tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır. Ve İngiltere'deki piyasalar da sarsılıyor. Onları da daha önümüzdeki dönem göreceğiz. Avrupa'nın neye döneceğini. Onun için izninizle ben bu yıl için kritik önemde olan bir konuya parmak basmak istiyorum. Ben geçen gün televizyon izlerken, tabii biz tarlada orada burada olamadığımız için bazı şeyleri yakın izleyemiyoruz. Evet. Edirne'li bir çiftçi eline toprağı aldı. Bakın dedi, bir damla dedi yağmur düşmedi ki, Edirne Balkanlara yakın. Dolayısıyla en çok yağmur olan illerimizden biri olması lazım. Biz dedi ayçiçeği yağından daha verimli kanola ektik dedi. Filizlenmedi bile dedi. Baktık olmuyor dedi. Sürdük dedi tarlaları, onun yerine dedi kuraklık buğdayı diktik dedi. Şimdi bu çok önemli bir şey, uyarıydı. Ve Türkiye'de bakın iktidarın buna hemen karşılık verip bunun gereğini yapması gerekiyordu ama maalesef hani götülemek istemiyorum. Tok fabrikası açıldı falan, onlar da değerli şeyler ama Türkiye'de tarımın planlanması ve tarımın planlanmasında ilk başta danışılması gereken, bizim de şu anda konuğumuz bir iklim bilimci, oşinograf Sayın Yaşar, Profesör Doktor Doğan Yaşar gibi bilim insanlarının, evet, buralarda bulunup tarımın yıllık olarak planlanması gerekirken biz başka yerlerde muhalefeti ben konuşmak dahi istemiyorum. Adamı düşünsenize, tam Ekim zamanı ve bunların konuşulması gerek Türkiye'de. Ne yapıldığının kesinlikle müdahale edilmesi gerek. Gidiyor İngiltere'den temiz para bulacakmış. Hadi canım oradan sen. Senin bulduğun para kanlı para, kirli para onlar. Ben Türkiye'de Sayın Yaşar'ı artık şeye alalım, devreye alalım ve evet, bundan sonra Sayın Yaşar konuşsun. Şu çok önemli, bakın bu yıl Sayın Yaşar, ben eskiden beri tanıyorum ama uyarıları 2-3 yıldan beri, hatta çok çok daha eskiye dayanıyor. Mini buzul çağına giriyoruz. Bakın hava ısınırken yağmur yağar, nemli olur. Ama siz soğuktan korkun diye sürekli kamuoyunu uyardığını biliyorum. Ve o uyarıları gerçekleşmeye başladı. Bakın benim bildiğim kadarıyla ki Sayın Yaşar onları anlatır. Bütün hava koşulları, hava durumu mevsim ortalamalarının altında seyrediyor. Ve bu seyretmesi kuraklığı da beraberinde getiriyor. Yağmur yağmıyor. Havalar sıcak gidiyor diye bazılarında bir yanılsama var. Halbuki mevsim normallerinin altında. Ben sözü daha fazla uzatmayayım ben. Sayın Yaşar'a bırakayım. Tarımda planlama. Tarımda planlamanın da başında yıllık olarak havzaların planlanması ve bu iklim bilimcilerle birlikte bilim insanlarının devrede olarak nerede neyin ekileceğinin belirlenmesi gerekmekte. Biz Vatan Partisi olarak, bizim iktidarımızda mutlaka iklim bilimciler, ziraat mühendisleri, onların ortak yaptıkları çalışmayla belirlenen tarım programlarında havzalarda o programların uygulanması ederek gerçekleştirilecek diyeyim. Ben sözü Sayın Yaşar'a bırakayım. Sayın Yaşar hocam, tekrar hoş geldiniz. Şimdi önemli bir kısma geçtik tabii. Yani bu işin siyasi boyutunu, ekonomik boyutunu konuşmaya devam edeceğiz. Bilimsel boyutunu biraz sizden dinleyelim. Yani
Sayın Topkurul'un da dediği gibi yani sıcaklıkların yüksek olduğunu düşündüğümüz bir dönemdeyiz ama aslında bilimsel olarak böyle olmadığını da Sayın Topkurul da ifade etti. Sizden biraz dinleyelim hocam, nedir bunun aslı? Evet, şimdi sıcaklık, yağmur, yani yağmurlar genelde kış sıcaklıkları doğru orantılıdır. Kışın ılık giderse yağış var demektir. Kışın soğuk geçerse yağış yok demektir ki bu yıl Mart ayında önce 2021 Mart ayı yaklaşık 0.7 derece gibi aşağıda geçti. Ortalama aşağısına geçti 2021'de. Ve ne oldu 2021'de? Aşağıda geçince soğuyunca hava yağmur yağmadı. Yağmur yağmayınca bizim barajlarımız boşaldı. Barajlarımız boşalınca biz enerjimizin %26'sını HES'lerden sağlıyoruz. Yani bedava elektrik alıyoruz sudan. Ama %10'lara düşünce bizim HES barajlarına elde ettiğimiz bu enerji bir anda %16'lık gibi bir açık oluştu. Biz bu %16'yı biz mecburen doğal gaz, petrol ve kömürden sağlamak zorunda kaldık. Ha, bir tek bizim, hayır, tüm dünya. Çünkü kuraklık aynı anda tüm dünyayı eşit bir şekilde vurur. Yani yangın ve sel bulunduğu yeri vurur ama iklim değişti. Yani bu kuraklık aynı anda bütün dünyayı vurdu ve herkes kömüre, doğal gaza saldırdı bütün şeyler. 2021 Ocak ayını ben size söyleyeyim. Petrol $25, kömür $50, $60, doğal gaz $120 civarında. Ve şeyden sonra 2021 Mart ayı çok soğuk geçince, çok tabii doğal olarak kurak geçti. Şimdi Türkiye'de yanlış bilinen bir şey var. Küresel sıcaklık, küresel kuraklık getirir diye. Bu hurafe bile değildir. Sıcaklık demek yağış demektir. Biz sıcak dönemlere, yani küresel ısınma dönemlerine yağmur çağı deriz. Ve 2021 Mart ayındaki bu ciddi bir düşüşten sonra bir anda yağışlar kesildi, her şey bitti. Ve bir anda biz açıkta kaldık. Yani enerji açısından önce. Enerji bir anda %16'sı gibi dışarıdan ithal etmek zorunda kaldık. Bütün dünya ithal etti ki gelişmiş ülkeler zaten bu havanın geleceğini biliyor. Soğumanın geleceğini biliyor herkes. Ve ben de 2004 yılında, 2003 yılında hep anlattım. 2007-2008'de dikkat, hava soğuyacaktır. Ciddi bir sorunumuz olacak. Ama asıl sorun dedim 2020'den sonra. Gerçek soğuma 2020'den sonra olacak. Ve geldi zaten 2007-2008'i hatırlayın. Bir anda kömür $200'lara çıktı, $190'lara çıktı 2008'de. Yine aynı şekilde, yine yağış yok, yine bitti her şey. Mecburen herkes kömüre ve şeye saldırdı. Yine enerji arttı. Arkadan tabii kuraklık olunca gıda, en büyük sorunumuz gıda. Ve 2008'lerde gıda, dünya gıda indeksi de çok yukarılara çıktı. Ama bu yıl, bu sene tüm zamanları rekorlarını kırıyor şu anda şey. Gıda, dünya gıda indeksi. Petrol $100 oldu. 4'e katlandı. Doğalgaz 120'den $1400'lara çıktı. 12 kat arttı. Kömür 50-60'lardan $400'lara çıktı. 8 kat arttı. 7 kat arttı. Ve bir anda enerji zaten uçtu gitti. Gıda da gidince zaten gıda ve enerji nedeniyle şu anda yaşanan dünyadaki ekonomik krizin temelinde bu vardır. Soğuma vardır. Kuraklık vardır. Hep söylerim, ısınmadan korkmayacaksınız. Soğumadan korkacaksınız. Ve dediğim gibi 18 yıldan beri hep söylüyorum, 2020 sonrası dikkat, bir tek ben değil, bütün dünya bunu söylüyor. Örneğin 2003 yılında Finlandiya dedi ki ben dedi nükleer santral yapacağım. Çünkü 2020'den sonra gelecek olan soğuma döneminde, mini buzul dönemi, onu söyleyeyim, dönemleri benim barajlarım buz tutabilir. Ve ben dedi elektriksiz kalabilirim. Çünkü Finlandiya elektriğinin %50'sini hidroelektrik santralden sağlıyor. Ve geçtiğimiz sene ilk enerji zammı Finlandiya yaptı. Çünkü barajlara su getiren nehirleri dondu. Barajlara su getiren nehirleri dondu adamlar şeylerin, Finlandiya. Ve ilk şeyi onlar yaptı. Sonra biz 1 Temmuz'da, biz geçen sene 2021 1 Temmuz'da ilk zam yaptık. Ondan sonra zaten artık dikiş tutmuyor. Çünkü gerçekten kurak bir şey. 2022 Mart'ından söz edeyim. 2022 Mart ayı Türkiye'nin son yılların, son 60-70 yılın en soğuk aylarından biri oldu. 2022 3.7 derece gibi aşağıda gerçekleşti. Şubat'tan daha soğuk geçti. Bakın Şubat ayından Mart ayı daha soğuk. Peki ne oldu? Sıfır yağış. Hala yağmur yağmıyor. Hala yağmur yağmıyor. Özellikle Ege ve Marmara son yılların, son 80-90 yılın en kurak yıllarından birini yaşıyor. Biraz önce
sevgili Hakan dediği gibi Marmara şeyde falan, Trakya'da falan ciddi bir sorun var. Ege'de zaten muhteşem ötesi bir sorun var. Yani yağışlarda. Peki ne yapmamız gerekiyordu? İşte biz bunu hep de anlattık, o yıllarda anlattık. Türkiye'de 25 havza vardır. Bütün bu havzalarda ne zaman ne ekileceğini devlet karar verecek, Tarım Bakanlığı karar verecek. Örneğin geçtiğimiz sene Mayıs ayında ABD dedi ki Tarım Bakanlığı, Türkiye'de bu yıl 16,5 milyon ton buğday üretecek. Bir ay sonra bunu revize etti. Dedi ki 17,5 milyon ton buğday üretecek. Bakın ABD benim ürettiğim şeyi hesaplıyor, buğdayı hesaplıyor. Ve şeye geldik, Ağustos ayına geldiğimizde yine ABD şunu söyledi. Türkiye'de bu yıl 11,5 milyon ton buğday ithal edecek. 2,75 milyon ton da arpa ithal edecek. Bakın işte bilim bu. Bilim bu. Türkiye'de çok ciddi bir bilimsel kuraklık var. Gerçekten şimdi kuraklık deyince işte meteorolojik kuraklık vardır, tarımsal kuraklık vardır, hidrolojik kuraklık vardır. Yani kurak deyince bu üç kuraklık vardır. Ama Türkiye'de öylesine muhteşem ötesi bir bilimsel kuraklık var ki gerçekten yani şu gördükleriniz mesela 2016 yılında ben İzmir'deki işte bazı STK'lara ve diş hekimleri odasına falan verdiğim konferansın başlığı şu: Türkiye 2023 kuraklığına hazır mı? Bakın konferansın başlığı bu. 6 sene önce söylemişim. Ve hep de söyledim. 2022, 23, 24 çok tehlikeli bunlar yıllar. Çok son derece tehlikeli. Çok dikkat etmemiz lazım. Hem enerjiyi hem tarımı. Çünkü dediğim gibi ikisi birlikte hareket eder bunlar. Beraber çöker ve beraber. Peki küresel ısınma dedik işte. Özellikle 2009'dan sonra şahane bir dönem yaşadık biz 2020'lere kadar. Olağanüstü bir dönem yaşadık. Ne yaptı? ABD 176 milyar dolarla tarım ihracat rekorları kırdı. Hollanda 116 milyar dolarlara çıkardı tarım ihracatını. Rusya ilk kez tarihinde tarımda net ihracatçı konumuna geçti. Türkiye 126 milyon ton tarım ürünüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin rekorunu kırdı. Ama işte burada bir ama var. Eğer gideceğin limanı bilmiyorsan esen rüzgarın sana bir faydası yok. Biz çöpe attık. Yani bunlar hep küresel ısınmanın avantajları. Ya yani küresel ısınma deyince bolluk, bereket gelir. Her şey çok iyidir. Yağmur demektir. Ama işte 2020'ye geldik. İşte 21'in başında fiyatları ben size söylüyorum tekrar. Petrol 25 dolar. Kömür 50-60 dolar. Doğalgaz 120 dolar. Soğuma başladı, kuraklık başladıktan sonra petrol 4'e katlandı, yüzlere çıktı, kömür 400'lere çıktı. Bunda sonda biraz da şeyin etkisi de var. Yani Ukrayna-Rusya savaşının etkisi var ama asıl sorun kuraklık ve çok ciddi bir kuraklık. 2005 yılında Kamala Harris, ABD Başkan Yardımcısı işte 2025 Nisan'da kadın dedi ki, biz dedi çok şiddetli bir kuraklık bekliyoruz, su sorunu çıkacağını ümit ediyoruz ve bu nedenle dedi su altyapısına da 111 milyar dolar da bu yıl para ayırdık. Bakın şimdi ABD diyorsunuz, ABD suyunun %37'sini tarımda kullanır. Biz %80'ini kullanıyoruz. Yani o %37 bile fazla geliyor bu insanlara. Onu indirmek için mücadele veriyorlar. Bu şey sorunu yani onu çözmek için mücadele veriyorlar. Biz burada hala da vahşi sulamada hala ısrar ediyoruz ve son derece bilinçsiz tarım yapıyoruz. Mesela şu anda güneyde Isparta ve civarındaki bütün gölleri kuruttuk. O kurutan kurumanın nedeni küresel ısınma falan değil, yani iklimsel değişiklikler falan değil. Bilinçsiz yapılan tarım. Bu civarlarda ne yaptık? Biz elma üretiyoruz. Muhteşem ötesi bir elma üretiyoruz. Elma dediğimiz meyve nedir? Muz, üzüm ve üçüncü dünyada elma üretilir. Elma her yerde üretilir. Yeter ki su olsun. Peki biz ne yaptık? Yeraltı suları çeke elmaları sulayacağız. Çünkü bir kilogram elmaya günde bir litre su lazım. Yani 2021 yılında 4.3 milyon ton biz elma üretmişiz. Bunun Türkçesi şu: biz her gün 4.3 milyon metreküp bu elmalara su vermişiz. Yani ve bu su miktarı bugün bir günlük İstanbul, Ankara ve İzmir'in kullandığı suya bedel. Ve her gün veriyorsunuz bu suyu. Tabii sürekli olarak yer altından çekiyorsunuz. İşte Beyşehir'de,
Akşehir'i, Eğridir'i falan sürekli olarak yer altına çektiğiniz için bütün o göller indi. Mesela Beşiktaş şu anda 16 metre falan düşmüş galiba kurudu. Yani 50 civarında göl kuruttuk zaten. Kuruttuk. Ama bunları kurutan iklim falan değil. Yanlış tarım politikaları. Elma evet üretebilirsin ama suyun olduğu yerde üreteceksin. Suyun olduğu yerde üreteceksiniz elmayı. Yani bir 200 milyon dolar gibi bir ihracat falandan söz ediyorlar ama kaybettiğimiz en az 20 milyar dolar biz orada kaybediyoruz. Susuzluktan dolayı başka şey kaybediyoruz. Burada devlet kesinlikle ve kesinlikle 25 havzada yağış dönemlerde ve kurak dönemlerde ne ekilecek? Ekilenlerin tohumları ne olacak? Mesela bir sürü mesela buğday çeşidi vardır. Oraya kadar mesela Konya Ovası oldu Obruk Ovası. Türkçesi bu. Çünkü 600'den fazla şu anda Konya'da obruk var. Devasa obruklar bunlar. Neden? Çünkü Konya Ovası buğday depomuzdu bizim. Ama bir şekilde şeker pancarına açıldı orası. Ve şeker pancarı buğdaya göre bayağı ciddi fazla yani 5-6 kat daha su isteyen bir bitki olduğu söyleniyor zaten. Tabi bu kadar şeye bu Konya Ovası'nda baraj yapamıyorsunuz. Öyle bir opsiyon da yok. En az yağış alan bölgemiz de bizim Konya Ovası. Ne yaptık biz? Yer altına saldırdık. Yer altına saldırınca yavaş yavaş bütün yeraltı sular bitti. Birinci akıfer bitti, ikinci akıfer bitti, üçüncü akıfer bitti. Su bitti. En altta üçüncü akıfer 300 metrelerdeydi. Bu sefer Tuz Gölü'nün tuzlu suyu bu akiferlere basmaya başladı ve tuz çıkmaya başladı şeyden. Bu sefer de yapacak bir şey yok. Yani obruk dediğim gibi. Yani bizde kesinlikle Tarım Bakanlığı'nın bütün üretimi eline alması lazım. Bütün havzalara göre eline alması lazım. Hangi havzada? Mesela geçtiğimiz sene Gediz'de kuyu açımı yasaklandı. Çok geç kalınmış ama doğru bir karar. Yani bir bakacağız artık. Yani ya da Küçükmendes Havzası'nı ele alalım. Yılda yaklaşık olarak buraya 750 milyon metreküplük bir su geçişi vardır. Yani yağmurdan yer altına su geçişi. Ama biz her yıl 1 milyar 150 milyon metreküp kullana buradaki su seviyelerini indirdik. 200'lere, 150 metrelere indirdik. Daha derine inmesi demek şeyin daha çok enerji demektir. Daha da derine inerseniz ağır metal çekersiniz. O da büyük bir sorun. Bu nedenle hesabı kitabı çok iyi yapmak lazım. Ve Trakya mesela Ergen Havzası muhteşem ötesi bir tarım alanıdır ama 2000'den fazla şu anda fabrika var. Bu 2000'den fazla fabrika sürekli olarak yer altından su çekiyor, kirletiyor ve Ergene'ye veriliyor. Ergene'de şu anda Marmara'ya çevrildi bu arıtılan sular. Evet. Ve şu anda müsilajın önemli faktörlerden bir tanesi de bu çevrilen sudur. Yani örneğin gene Ergene'de yaz aylarında 2,5 metreküptür saniyelik debisi Ergen'in. Şu anda 10 metreküp, 15 metreküp. Düşün ya, bu kadar çok yer altına su çekiliyor ki ya, ve şeye veriliyor. Aslında bütün bu alanların kesinlikle ve kesinlikle tarıma ayrılması gerekiyordu. Ve su isteyen fabrikaların da su kenarlarında kurulması lazım. Doğuda yapılması lazım. Doğuda bizim suyumuzun %70'i Türkiye'nin doğuda. %30 nüfus doğuda. Batıda %70 nüfus, %30 su batıda. Ama biz hala da ısrarla daha çok su isteyen bitkileri ya da fabrikaları, su isteyen fabrikaları biz sürekli olarak hala batıya doğru getirdik, batıya koyduk. Ve şu anda eller kollar bağlandı. Mesela geçtiğimiz sene pamukçulara 2 kez su verildi. 2 kez. Bu yıl yine 2 kez karar alındı ama 2. kez tam verilemedi. Ben Sarayköy'lüyüm. Benim bütün akrabalarım çiftçidir ve pamukçudur. Yani ben biliyorum şeyi. Ama neyse ki Ağustos ayında bir yağmur yağdı biraz. Ve o yağmur şeyi toparladı. Yani pamuğu toparladı. O yağmasaydı ciddi sorun çıkacaktı pamukta. Ve zeytinde de çok ciddi sorun çıkacaktı oralarda. Ki batıya hiç yağmur yağmadığı için bu yıl ciddi zeytinde falan sorunumuz var bizim. Yani bizim bu bölgelerde gerçekten çok ciddi miktarda şeyimiz var. Çünkü biz şu anda İzmir olarak ben size söyleyeyim. İzmir en kurak yılı 1992 yıldır. Pinatubo yanardağı patladı 91'de o yıldır. 318 kilogram yağmıştır. Bu rekordur. İzmir'in tüm ta zamanların en düşük yağış aldığı dönemdir. 92. Bu yıl şu ana kadar biz 290 kilogram yağış aldık. Yani daha 318'e bir 30 kilogram daha var bizim. Yani rekor, eğer 30 kilogram daha... Evet, 30 kilogram da alamazsak rekor da gelebilir. Ama hep şunu söylüyorum.
kuraklığın gelmesi önemli değil. Biz her zaman için, bakın her zaman için biz son derece dikkatli olmak zorundayız. Yeraltı suları kesinlikle ve kesinlikle Avrupa gibi kontrollü olacak. Yer altında en üst akiferden su alınacak. Aşağısı işte bugünkü gibi kurak dönemlere ayrılması gerekiyor yeraltı suların. Bizim burada keyfi herkes istediği gibi oynuyor, istediği gibi derine iniyor. 1000 metre hiçbir şey yok yani, bir sorgu sual yok. Avrupa'da ya Amerika'da siz yeraltı suyunu kullanamazsınız. Ayrıca yapılması gereken en önemli şey artık barajlardan kapalı ortamda tarlalara gelip burada damlamayla vermek zorundayız. Bugün gelişmiş ülkeler bunu yapıyor ve sularında %40 gibi toplam suyunun bu yöntemle tarlalara veriyor. Biz hala da %80'ini biz vahşi sulamayla heba ediyoruz. Yani hem verimli tarım toprakları... Sayın Yaşar, ben bir şey rica etsem. Hı? Şimdi süremizin sonuna geliyoruz. Evet, bu var. Şeye siz bir daha şey olarak vurgu yapsanız, bakın siz konuşmanızın arasında ben dediniz şeyi 2023 diye yaptım. Diş hekimlerine yaptığım, evet, konuşmayı falan. Bu yıl için çok önemli ve hükümetin bu işin siyaseti, o partisi bu partisi yok. Çünkü bu toplumsal olarak hakikaten sorun yaratacak bir olay. Yani eğer gerçekten 2023 dediğiniz şekilde kurak gidecekse bugünden ne önlemler almamız lazım bizim? Biz zaten şu anda tam kuraklığın göbeğindeyiz. Biz şu anda tam böyle kuraklığın tam içindeyiz zaten. Ha ben Mart Nisan'dan sonra biraz toparlanma bekliyorum. Biraz yağışlar falan yani toparlayacaktır, gelecektir. Ama biz şu anda gerçekten tam kuraklığın içindeyiz biz. Ve yapılması gereken şeyleri ben 2004 yılında işte hem Tarım Borsası'nda da anlattım. İzmir Tarım Borsası'nda. Daha sonra bütün büyük kanallarda hep anlattım ne yapılması gerektiğini. Bir dedim, barajlardan kapalı ortamda su gelecek. Ve tarlalara damlamayla verilecek. Bu bir. İki, arıtılan sular yani gri su, yani arıtmadan çıkan su mutlaka tarımda kullanılacak. Şehirler için yağmur suları ve kanalizasyon suları ayrılacak ve yağmur suları yeniden barajlara basılacak. Dört, yeraltı barajları. Mümkün olduğunca yeraltı barajları yapılacak. Çok büyük olmaz barajlar ve jeolojik olarak mümkün olan yerler ama yapılmaları hep avantajlıdır ve en önemli sorun da yeraltı suları. Kuyularımızı çok çok dikkatli kullanacağız şu an. Çünkü dediğim gibi 50'den fazla göl kurudu. Efendim onu şeye bağlıyorlar, ısınmaya. İklimlerle hiçbir ilgisi yok. Tamamen ve tamamen siz az suya isteyen, az su, az yağış alan yere siz ısrarla çok su isteyen bitki dikerseniz olacağı bu zaten. Yani bu sistemde maalesef bunun burada başka şeyi de yok. Burada geliyor iş hocam, doğru mu? Kesinlikle. Bakın geçtiğimiz sene biz Tarım Bakanlığı'nın bu suyla ilgili, su kanunuyla ilgili, hala çıkmadı o. Yaklaşık 3 ay boyunca her çarşamba oturduk tartıştık. Yani nasıl bir şey olması gerekir ve hala bekliyoruz. Hala daha çıkmadı. Hatta Ekim ayında şey oldu, Ekim'deydi galiba. Hocam Konya'da son sözlerinizi alacağım, kapatacağım programı. Şimdi şöyle suyu. Hiçbir zaman için kuraklık var ya da çok yağmur var olayına hiç girmeden her zaman için çok çok dikkatli kullanmamız şey. Çünkü Gılgamış'tan bugüne yani 4700 yıldan bugüne çıkan 15.000 savaşın neredeyse tamamı sudan çıkar. Kuraklıktan çıkar. Tamamı. Son 100 yılda buna enerji savaşları girdiyse de enerji savaşları bir 50-60 yıla kadar kalmayacak. Ama su her zaman için ve her zaman için sürekli devam edecektir su savaşları. İşte 2002'de Hillary Clinton da söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı da gene 2011-12'de o da söyledi. Kamala Harris geçen sene 5 Nisan'da söyledi. Su savaşları çıkabilir diye. Yani bütün bunlar savaşlar sudan çıkar. Onun üzerine suyumuzu son derece dikkatli kullanmak zorundayız. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Profesör Doktor Doğan Yaşar, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi. Hakan Topkurulu, Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli başlıkları konuştuk, kuraklığı konuştuk, kuraklıktaki önümüzdeki tehlikeleri ve yapılması gerekenleri konuştuk. Konunun uzmanları detaylıca anlattılar. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere, iyi akşamlar.